Peki biz daha mükemmel hale neden gelmedik bunca yıldır? Evet. Madem süregelen bir Evet. evrim var ise neden gelemedik Cihat Bey? Çünkü evrim teorisinin bahsettiği mutasyonlar %99 zararlı, %1 ise etkisiz. Yani evrim teorisinin ortaya koyması gereken mekanizma mutasyonlar değil, doğal seleksiyon da değil. Öyle bir mekanizma olacak ki doğada canlıların DNA'sına yeni bir bilgi ekleyecek. Yani onu daha ileri bir canlı türü olmaya iletecek, bilgiyi ekleyecek bir mekanizma olması lazım. Böyle bir mekanizma yok yeryüzünde. Doğal seleksiyon nedir? Doğal seleksiyon var, doğada var tabii ki. Ama nedir? Etrafta yırtıcı hayvanların olduğunu düşünelim. Bir geyik sürüsü de varsa, o geyik sürüsü bir süre sonra içindeki hastalıklı bireyler yok olacaktır, elimine edilecektir. Aynı şekilde işte sakatlar, işte genetik bozukluğu olanlar, onlar yok edilecektir. Sonuçta o popülasyon geyikler bir süre sonra daha sağlam, daha sağlıklı bireylerden meydana geleceklerdir. Bu hiçbir şekilde o geyik sürüsüne yeni bilgiler kazandıracak bir mekanizma değil. Onların DNA'sına diyelim bir kanat bilgisini ekleyecek bir mekanizma hiç değil. Zaten Darwin zamanında genler kesinlikle bilinmiyordu. Genlerin varlığından haberdar değildi kimse. Bu cehalet ortamında rahatlıkla ortaya atıldı bu iddia zaten. Daha sonra anlaşıldı ki genler var. 1930'lu yıllarda anlaşıldı genlerin varlığı. Hatta Mendel ilk olarak ortaya koydu genlerin varlığını ve Darwin'in doğal seleksiyona dayalı türlerin birbirine evrimleşmesi teorisini geçersiz olduğunu ortaya koydu. Mendel kanunlarıyla ortaya kondu bu. Daha sonra ne oldu? Bazı bilim adamları bir araya gelerek, Nancy Eldridge ve diğerleri, dediler ki bu mutasyonla DNA'da değişiklik yapacak tek mekanizma mutasyondur. Mutasyonun etkileriyle ancak böyle bir şey mümkün olabilir. Doğal seleksiyona bunu ekleyelim dediler. Ama bakıyoruz hayır, mutasyon tamamen zararlı. Hiçbir şekilde fayda vermiyor. Bunun örneklerini zaten Nagasaki, Hiroşima atom bombası atıldığında herkes gördü. Çernobil'de sızıntı olunca, bakın yalnızca sızıntı oldu. Ne oldu? Oradaki yaşayan insanların üreme hücrelerinde mutasyonlar meydana geldi, bozulmalar meydana geldi ve doğan çocuklar sakat meydana geldi. Onların çocukları daha ileri olmadı. Ya da işte bazı bilim adamları, evrimci bilim adamları demediler gidelim de oraya işte evrimleşelim, yeni özellikler kazanalım diye demediler. Herkes kaçıştı zaten. Çay içmedik, herkes hatırlıyordur. Çok kısa bir zaman önce Mutasyonların aslında. evet net etkisinin zarar olduğu kesin ve nettir. Hiçbir şekilde yararlı mutasyon örneği yoktur. Yararlı demek zaten mantıksız çünkü mutasyon eksiltme yapar, bozma yapar. Yeni bir genetik bilgi eklemez. Bu yüzden evrim teorisinin bir mekanizması zaten olamaz.